Cihat Hacıoğlu'dayım. 27 yaşındayım. Asistan doktorum burada. Ankara Şehir Hastanesi'nde. Birinci yılda. Eskişehir'de Osman Gazi'den mezun oldum. Geçen yıl. Filistinliyim, Filistinli uyruklıyım. Şimdi o akşam biz nöbetçiydik. Perşembe günüydü akşam. Dört arkadaşla nöbetçiydik. Bir de bizim uzmanımız vardı. Ortopedi uzmanı. Akşam 6'da bir trafik kazası oldu. Acilden hastayı aldık. Şeyde bacağında kırık vardı. Ameliyata girdik. Ben ve kıdemli asistan, benden daha büyük asistan vardı. Onunla ameliyata girdik. Bir de bir tane uzmanımız, onunla ameliyata girdik. Ameliyat sırasında biraz acele ettik, biraz zorlandık biraz ameliyatta. Bu yüzden ameliyat sırasında ayağım burkuldu. Yani fark etmeden ayağım burkuldu. Burkulduktan sonra ben kırık olduğunu falan sanmadım. Doktor olmama rağmen kırık olduğunu sanmadım. Ameliyat devam ettik yani. Bayağı ağrı oldu. Çok şey de şişti. Ama ameliyat devam ettik. 5.30'da başladık. 9.30'da çıktık. Ameliyattan sonra acile gittim. Orada hastalarımız vardı. Asıntılara bakmaya gittik. Film çektirdim öyle. Meraktan film çektirdim. Baktım kırık var. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırdım. Daha önce hiç kırık olmadı bende. Alçı falan yaptırdım. Ayşe alındı. Başka bir şey yok. Biliyorsunuz biz ortopedi uzmanıyız. Yani ortopedi doktoruyuz biz. Ameliyatlarımız biraz zor geçiyor. Normal ameliyatlar gibi değil. Çekiyoruz falan kırık hattını falan yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden güç lazım bize. Tabii ki ben tek ayakta duruyordum. Ameliyatın sırasında 4 saat. Bir de çok sıcaktı. Çok şişti. Çok sıcaktı. Çok şişti. Yani inanın saniyeleri sayıyordum. Saniye sayın bitmesi için. Ve o gün çok biraz uzun sordu. Çok zorlandım. Gerçekten çok zordu. Ama Allah'a şükür geçti yani. Haklısınız da ama yani hastaya bırakıp çıkmak öyle bir şey yok bizde yani. Sonunda hasta anestezi aldığında hasta uyuyor. Uyandıramayız onu falan. Öyle yani öyle düşündüm. İlk önce aklıma bu geldi. Hastaya ne yapacağız? Hastaya bırakıp mı çıkacağız yani? Sonunda iki tane arkadaşım var orada. Onlara yardımcı olmam gerekiyor. Onlara yalnız bırakmam falan. O ilk önce bugün o aklıma geldi. Dedim ki zaten yumuşak doku ezilmesi dedim. Yumuşak doku travması geçer dedim. Öyle aklıma geldi. Yani bu kadar büyütmedim yani. Bayağı zorlandım. Bayağı şişmeye başladı. Bayağı ağrı olmaya başladı. Bu yüzden çok zorlandım. Yani ameliyatın bitmesini inanın ameliyatın bitmesini çok bekledim yani. İçimde falan dua etmeye başladım. Hadi bitsin inşallah bitsin inşallah bitsin. Yani ameliyat bitmesi ama Allah'a şükür bitti. Güzel de geçti. İyi. Taburcu oldu. Hasta taburcu oldu ama ben taburcu olamadım buradan. Hala hastanede. Anlatmadı. Hiç anlatmadı. Anlatmaya gerek yok ki zaten. Doktorluk mesleği böyle kutsal bir meslek. Kutsal yani. Sonunda biz insanların canlarıyla uğraşıyoruz. Çok kutsal bir meslek. Bence gelecekte bu insanlar ne kadar uğraştığımızı anlayacaklar. Çok zorlanıyoruz. Yeni şehir hastanesi açıldı. Biz yeni çalışmaya başladık burada. Herkes bize geliyor. Herkes bizden daha iyi hizmetleri bekliyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimen eksikliği var diyorlar. Bu yüzden çağırıyorlar bizi yani. Kırık ayakla çalıştırıyorlar bizi ama sıkıntı yok. Mutluyuz yani. İşimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Tamam, sağ ol. Şunları ayarlayalım hocam.
hafta geçti. Hadi bakalım.